Survivor Panorama'dan herkese merhabalar. Hafta sonunda tabii ki Dora, Ayşe ve Kemal abiyle beraberiz. Nasılsınız bugün? Bu ekip ne kadar uyumlu böyle ya. Evet böyle. Ya. Evet, bizler bir ya. Sözleşmeden bu kadar da vallahi billah. Gerçekten. Siyah, pembe. Güzel de uyumlu oldu yani. Çok havaya ayak uydurmuşsunuz. Biz asla kabul etmiyoruz. Bizim için güneş hala var. Sanki bir şeyin farkındalığı gibi olmuş. Vallahi billah ya. Yani. Çok güzel olmuş. Çok keyifli vallahi olmuş. Evet. Keyifli bir gün. Yani evet. Benim için çok daha keyifli gün. Benim için ne aynen zaman gelecek konu? Aynen. Yok, evet, daha gelmeyecek. Ona en son bölüme. Bugün orada sadece bir para şeyle geçeceğim. Bir küçük bir geçme yapacağım. Ama en son reklamdan önce reklamdan sonraki bölümde ayrı konuşacağım. Dün akşam gerçekten çok enteresan bir bölüm izledik. Hani bazen insanlar bir şeyleri kurtarabilmek için bir şeyler yapıyorlar ya. Dün onun bir görüntüsünü izledik. Yalnız Nefise'ye şapka çıkardım. Helal olsun dedim. İşte. Akşam yapılması gereken ne varsa, evet, bak başından A'dan Z'ye kadar yapılması gereken ne varsa Nefise kardeşim akşam bize onu gösterdi. Evet. Gerçekten hani bir Survivor izleyicisi olarak büyük keyif aldım. Evet. Bak net söylüyorum. Muhteşem bir görüntü verdi. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Bundan sonra çanlar herkes için çalıyor. Herkes. Bak net söylüyorum, herkes için çalıyor. Muhteşem, muhteşem bir Nefise. Yani hani sadece Survivor izleyicisi değil bence. Hani kim olursa olsun orada keyif ekranda Nefise'yi izlerken kim bu kız derdi yani. O atışlar, o makina, o buz gibi bakışlar. Hani titremeyen eller, bu kadar kondisyon. İnanılmazdı. Ya inanılmazdı ya. Baştan sona konserde ödüle götürdükleri, konserde söyledikleri, baştan sona Nefise şov vardı. Yani %51 şampiyon. %51 oldu diyorsun. Şu anda %51 şampiyon bence, evet, Nefise. Yani ikinci rakip zaten Özgür ama yani Nefise'nin dün akşamki adımı yani son yılların böyle hakikaten damga vuran performanslarından biriydi. Rekortmenimiz var aramızda, Ayşe. Eski rekortmen ama. Eski rekortmen değil mi? Ben sıramı saldım. Kaçtı Ayşe? Abi ben bilmiyorum çoktu ama. Çoktu ya, ben de sayamamıştım. Çoktu hakikaten. Nefise geçti mi şimdi seni? Geçmiş diye şeyde sosyal medyada gördüm. Tebrik ederim. Yani şurada bir kolyem, bir başarı şeyim, bir şey olsa ben takdim edecektim buradan ama inşallah şimdilik saldım sıramı diyelim. Zaten belki geldiği zaman sen gidersen, geldiği zaman sen söylesen o senin takdirini almaktan gurur duyar bence zaten. Ya ben valla hani Nefise gerçekten müthiş bir performans. Hani gözlerinden de bunu bana yapmayacaktınız siz. Şimdi görürsünüzü aldım. Kesinlikle. O kadar ateşli, o kadar böyle final odaklıydı ki dün hani karşısında kim olursa olsun Nefise finale odaklı bir yarışmacıydı dün izlediğim Nefise. O yüzden onu tebrik ederim. Çok güzel başarıya imza attı. Tek sezonda bu kadar başarılı erkeğin olduğu, yarışmacının olduğu bir sezonda güzel bir galibiyet aldı. İnşallah kolye rekorumu da geçer. Yani başarılı olsunlar yeter ki. Ben başarılı olduğumda takdir eden etmen oldu mu? Ben her zaman başarılı olan insanı takdir etmekten yanayım. Hiçbir şekilde gölgeleme şeyi olamaz. Ama benim tanıdığım Ayşe de bunu hırs yapar, geri almak üzere veriyor. Tabii. Yani bunun daha devam eder. Bir dakika. Bir Nefise Ayşe mücadelesi izlenir bunun, yani. Bunun altyapısı mı diyorsun abi burada? Ateşlendi mi yani? İlerleyen yıllarda. Hani bir iki isim daha var tabii ki de yanlarına koydum ama ben Nefise, Ayşe ve işte atıyorum Nagihan, atıyorum Sema. Hani Damla. Güzel bir çarpışmasını görüp. Güzel bir görüntü ama Ayşe'nin de sonuçta bizim gönlümüz Ayşe'den yana. Ayşe'nin de o rekoru tekrar ele almasını isterim. O potansiyele sahip. O zaman ne olur? Hani ikinci kez gidip de o başarıyı elde edersen yani ya senin de şeyin gencecik abi Ayşe değil mi ki? Nefise değil ya mi? All Star zor. Sayı evet. En çok sayı alma konuda All Star zor. Evet. Çünkü ilk senede herkes doğru ilk kez yaptığı doğru bir şey. İlk kez deneyimledi ama hani geçen senede yine en azından kolye başarımı devam ettirebildim. Belki All Star'a gitme durumu olursa tekrar kolyeleri arttırmaya bakarım. Ama tabii yani All Star gibi sezonda zor şey sayı olarak ama imkansız olarak değil. Yok, zor ama imkansız değil, evet. Bak ben evet sana söyleyeyim. Kafaya koymam lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir durum var. Şimdi seni övmek gibi olmasın ama işte seni övmeyi. Ay ben seviyorum. Şöyle bir durum var. Nefise'nin antrenman geçmişiyle senin antrenman geçmişin tabii bir değil. Tabii. Yani sen böyle yontulmayı bekleyen güzel bir mermersin. Yontulmamış demiyorum. Onu da yanlış anlam ama geliştirebileceği çok özellik olduğunu biliyorum.
Onu da koyarsan ben hiçbir şekilde senin için imkansız olduğunu düşünmüyorum. Ama Nefise de tabii herkes kendini hazırlayıp gidiyor. Yani muhteşem bir seyir zevki. Nefise'nin avantajı eğer bu yakınlarda olursa Nefise'nin avantajı olur. Daha yeni çıktı, o tempoyla gitmiş olur. Hani o rüzgar arkasını alıp hareket etmek daha kolaydır. Ayşe'nin veya diğer arkadaşların yani gitmesi biraz daha... Benim için de çok böyle arada yeni baştan diye. Başlayacak ben değil mi? Ben de peş peşe gittim ama evet. Çok zor. Hani yedeklerden gitmemin en büyük sebebi bu. Psikolojik olarak çok hazır hissetmediğim bir süreçti. Peş peşe gitmek ciddi anlamda zor. Evet. Ve hala diyorum ki hani az önce de dedim niye gülemiyorum ben? O kadar gülmekten uzaklaştırmış bir sezon ki beni. O kadar zor bir sezon ki hala böyle içtenlikle gülemiyorum. Onu hissediyorum kendimde ama nasıl kendime döneceğimi de bilmiyorum. Çok zor bir sezon. Herkese Allah kolaylık versin. Şey de var zor. Şimdi Nefise yani burada bu sene güzel bir analizini yapıyoruz hepimiz. Şimdi Ayşe'nin ilk seneki o soğukkanlılığı yani atışlarda parkurda Nefise de var ama hani ada hayatında böyle boş vermişlik yani böyle bıkmışlık hı-hı. bırakıyorum demek mesela Ayşe'de Nefise'nin yok. Dezavantajıydı mesela. Evet bu Ayşe'de sene. Yoktu. Bu sene şey şu son zamanlarda Nefise son tam zamanlar, konsantre evet. olmuş. O zaman işte hani, zaten abi ara zaten o aradaki 3. ay 4. ay insanı çok zorlayan. Zorlayan değil mi? Hani finale, İlk bir baş tabii. 15-20 gün evet. bir ay evet. ondan sonra dediğin gibi. Finale geldi mi zaten artık kontağı kapatıp hedefe odaklanıyorsun ki şu anda o kan kokusunu alan köpek balığı gibi Nefise. Ben dün hedefe doğru gördüm. İlerliyor. Tweet attım. Şöyle yani söyledim. Gördüm beğendim ben de. Evet. Otobanda Nefise şampiyonluk otobanında sol şeridi kapattı aynen. gidiyor. Gerçekten. Müthiş, yani müthiş çok ya. Güzel baştan sonra yaptı hareketler olsun. Performans olsun. Parkur olsun. Parkurdaki konsantrasyonu olsun. Bak o da çok önemli. Tabii hani canım. Parkurdaki konsantrasyon hani hasbelkader gidersin, düşersin, kalkarsın, atarsın değil yani. Makine ya. Yani her seferinde copy paste yani her parkur aynı yaptı. Aziz'den sonra oyun bozan oldu. Yemin ederim bak bütün oyunları bozuyor. Herkesi tek diyor. Siz durun bakayım Asine'yi ben varım yolladı, burada. Özgür potaya soktu yani Aziz'in şeyini alıyor. Evet. İntikamını herkesten teker evet. alıyor. Evet tam bir şampiyona yakışır evet. bir mücadele izledik evet. Nefise'den. Bu arada ufak. Tabii. Dün Aziz kardeşimizle alakalı burada bir şeyler konuştuk. Sağ olsun. Mesaj atmış akşam. Konuştuk. Gayet tatlı dilli bir şekilde konuştuk. Davet ettim. Hı hı. Kemal abi sen de herhalde. Hani ben yine biraz yumuşak ele aldım da senin biraz daha tatlı sertten biraz daha sert kayan bir şey var. Ben konuyu açmayacaktım. Vardı. Size de atmış galiba. Bana atmadı da kendisine kendisine yakışan bir mesaj evet. atmış bana da. Teşekkür ediyorum kendisine. İşte zaten ben Aziz'in kalbini bileyim ya onu niye eleştirdim? Bunun için eleştirdim. Ya bu Aziz o değil. Hı. Hani o gün konuşan Aziz bu değil. Evet. O yüzden hani beni şaşırmıştım açıkçası. Onun kalbini biliyorum ben. Onun ne kadar güzel kalbini biliyorum. Aynen öyle. Bütün yarışmacılar için söylüyorum. O yüzden de bu kadar insan sevdiğini eleştirirlerler ya. Ben de o yüzden eleştirdim. Ona da ya buradan da selamlar olsun. Şu anlamda iyi oldu. En azından Aziz gibi hani ondan daha farklı konuşmalara da yer vermemiş oldu. En azından bundan önceki ya da bundan sonrakileri de güzel bir örnek oldu konuşmam bence. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çıkarsanız aman. Ya arkadaşlar, Kemal abimiz var bizim. Hepimizin ya dört dörtlük değiliz. Hepimizin yanlışları olacak. Hepimizin hataları vardır. Buna itiraz mı yok? Hani burada ben her zaman onu söyledim. Kalbine bakmam lazım. Hı-hı. Senin kalbin iyiyse hani bunu konuşarak ederek anlaşabiliriz. Ben özellikle o bölümde kalbime bakıyorum. Bir de hani ne olursa olsun ben masa arkadaşlarımı yeni söylüyorum gündüz programı Hakan, Evrim, sen, gece Murat, Furkan, İhsan, Azade onlara da hayırlı yolculuklar. Biz burada çalışalım siz oraya domine gidin ama hak ettiler gerçekten çok yoruldular. Abi yaramı deşme lütfen. Çok yoruldular onlara da selamlar olsun buradan. Biz hani bir ikimiz arkadaşlar bizim hani sen ben diye bir şey bizim hiçbir zaman bu ailenin içinde Acun Medya'nın içinde Aziz de bizim bir parçamız Asena da bizim bir parçamız bundan 10 sene evvel yarışan da bizim parçamız bu ailenin içindeki herkes bizim ailemizin bir parçası o yüzden de onlara sahip çıkıyoruz ve hep de sahip çıkarız hani dünkü olayda o küçük bir hani abi kontenjanından söylediğim sözler olsun öyle diyelim hadi.